Merhabalar, bugünkü aracımız 2015 model Opel Insignia. Aracımızın orijinal sisteminde olmayan birçok özelliği sisteme kazandıran bir interfez uygulaması yaptık. Apple CarPlay, Android Auto gibi özellikleri kazandırdık. İşlemi nasıl gerçekleştiriyoruz ondan bahsedelim. Ekrana dokunmuyoruz, gerekli konnektör bağlantılarına ekran arkasındaki işlemleri gerçekleştiriyoruz. Sonra bu araçlarda ana ünite torpidonun alt kısmında gerekli kablo bağlantılarını uzatarak soketi soketin herhangi bir kesme biçimi olmadan sistemi bağdaştırarak kuruyoruz. Bu aracın donanımında geri görüş kamerası yoktu. Geri görüş kamerası da ekledik. Sonrasında aracın sisteminde bizim kurduğumuz interfezin sesinin aracın sistemine yayılması için AUX girişini sistemde çalıştırıyoruz. Yani radyoda değil, sistem medya seçimi AUX'da okanması lazım. AUX aldıktan sonra Back tuşu ya da Home tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyoruz. Bizim sistemin arayüzüne geçmiş oluyor. Aracın dokunmatik sistemi de çalışıyor. İlgili tuş da joystick gibi çalışabiliyor. Neler kazandırdı aracı? Apple CarPlay'i kablosuz, Android Auto'yu kablosuz, her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı kablosuz, USB'ler üzerinden videoları ya da müzikler açabiliyoruz. İlgili ikon vasıtasıyla videolar, ilgili ikon vasıtasıyla da flash bellek üzerindeki müzikleri de açabiliyoruz. Flash belleği de torpido içerisine çektik. Onun bir uzatma kablosu var. Aracın farklı bir noktasına da çekilebilir uzunlukta. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2015 model Opel Insignia. Aracın var olan kendi ekranına kullandığımız bir özel interfezle biraz önce saydım sistemi konfigüre etmiş olduk. Apple CarPlay'den başlayalım. Şu anda Apple CarPlay arayüzüne geçmek için dokunmatikten de geçebiliriz. Buradan da geçebiliyoruz. Spotify'dan bir müzik açarak sistem kullanalım. Burada da seçimleri yapabiliyoruz. Şöyle. Ses açma, direksiyondaki ses açma, ses kısma ya da buradaki sorunsuz şekilde çalışıyor. Şarkı geçişleri burada sorunsuz çalışıyor. Buradakiler de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Home tuşu ana ekrana dönüş yaptırıyor. CarPlay ve Android Auto'da bas konuşu direksiyonun sol tarafındaki tuş değil de ortadaki şu tuşa atladık. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Gibi kullanıcı artık ilgili tuşu bas konuşarak kullanmış olacak. Mikrofonumuzu da dikiz aynasının üst kısmındaki bir yapıya çektik. Harici mikrofonumuzu böylelikle telefon görüşmelerinde sesimiz karşıya ilgili mikrofon vasıtasıyla gidiyor. Eko testlerini yaptık. Kesinlikle geri dönüşte sağlamıyor. Yani karşı tarafın sesi yankı yapmıyor. Onun da cihazın menüsünde detaylı ayarları var. Kurulumdan sonra bu ayarları da yapıyoruz. Karşı tarafın sesi kesinlikle karşıya dönmemiş oluyor. Apple CarPlay arayüzü bu şekilde sistemden çıkış yapıyoruz. USB'lerin içindeki videoları da bu şekilde ekranda kontrol edebiliyoruz. Back tuşuyla geri çıkabiliyoruz. Ya da müziklere dokunduğumuz zaman da müzikleri de dinlemiş olabiliyoruz. Bu araca beklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri vites alıyoruz. Kameramız otomatik devreye giriyor. Şöyle bir simülasyon yapalım. Çıktık. Geri vites aldık. Aracın orijinal park sensörü diyaframları çalıştı. Trajektör desteğimiz ekrana taşınmış oldu. Kullandığımız kamera analog HDMI kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Diyaframları geliyor. Zaten aracın orijinalde de o diyaframlar gelmiş oluyor. Poşete ileri vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oldu. Apple'dan ekran yansıtmayı da bir örnek gösterelim. Screen mirroring, yani ekran yansıtma işi nasıl oluyor? Mirroring'e dokunmadan önce CarPlay Wi-Fi üzerine çalıştığı için kesiyoruz. İlgili kısma geldik. Screen mirroring moduna dokunduk. İkisi arasındaki bir ID eşleşmesi gerçekleşti.
izlediğiniz video formatına göre tam ekranda yapabiliyor ya da bu şekilde büyütebiliyorsunuz da. Orijinali bu şu andaki izlediğimiz videonun. Kez aynı şekilde Android'den de ekran yansıtmayı kablosuz gerçekleştirebiliyor cihazımız. Tekrardan ekran yansıtma modundan çıkmak için yansıtmayı durdur diyoruz. Bluetooth ve Wi-Fi açtığımızda birazdan CarPlay ekranımıza gelmiş olacak. Bu şekilde. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2015 model Opel Insignia. Aracın donanımında Apple CarPlay, Android Auto, USB'den video izleme, geri görüş kamerası yoktu. Kullandığımız özel bir interfaz vasıtasıyla bunların tamamını orijinalliği bozmadan sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.